kabir kabile duruş kabile. Asla düzelmez aşinmez. Dağlı bir kabile duruş kabile. Asla düzelmez aşinmez. İçimizde yürtülmüş asla düzeyin verilmiş. Rüya mıdır bilmem, rüya mıdır bilmem. Rüya mıdır bilmem, rüya mıdır bilmem. Ben gibi faraylı o faraylar. Rüya mıdır bilmem, rüya mıdır bilmem. Rüya mıdır bilmem, rüya mıdır bilmem. Köyü sınırları dahilinde bulunan Munzur Gözeleri. Munzur Gözeleri bilindiği üzere Munzur Vadisi Milli Parkı'nın temel kaynak değeri Munzur Nehri'nin kaynaklarından bir tanesi. Ve bulunduğumuz bu saha
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine göre 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Şimdi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararlarına göre birinci derece doğal sit alanları bilimsel amaçlı çalışmalar dışında aynen muhafaza edilecek alanlar. Yani eş anlatımla bu bölgelerde herhangi bir şekilde insan etkileşimine dönük faaliyetler yürütülmesi, piknik yapılması, mangal yapılması, suya girilmesi, buranın peyzajına etki edilmesi, buranın jeolojisine, topografyasına etki edilmesi yasak. Buna karşın maalesef burası birinci derece doğal sit alanı olduktan sonra maalesef sit alanı girişine herhangi bir uyarıcı tabela bugüne kadar konulmadı. Takriben 17 yıldır burası korunaksız halde. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararına göre 728 sayılıdır. 728 sayılı ilke kararına göre uyarıcı levhanın korunması, konulması, yine alanda alan kılavuzu bulundurulması, alana ilişkin bilgilendirme içeren yaklaşımların gerçekleştirilmesi ve buranın insan etkileşimine açık ve net ifade ediyorum ibadet yaklaşımı dışında kapatılması gerektiği halde bu yapılmadı. Şimdi bu bölge aynı zamanda Alevilik bakımından önemli bir ibadet alanı. Buranın tabii jeolojisine, peyzajına etki edilmeden insanlar geçmişten beri büyük bir saygıyla, büyük bir sükunetle hemen giriş bölgede büyük asırlık meşe ağacının olduğu yerde ibadetlerini ifa ediyorlardı. Mum yakıyorlardı, dua ediyorlardı vesaire. Şimdi gelinen aşama itibariyle burada hali hazırda maalesef Fırat Kalkınma Ajansı'nın bir projesi söz konusu. Peyzaj projesi deniliyor ama maalesef sit alanı sınırları içerisinde yapılar öngörülüyor. Bunlar hukuken yasak. Yine maalesef bu bölgenin Ovacık ilçesinin biyolojik atık su arıtma tesisi yok. Ziyaret köyünün, aşağıdaki diğer köylerin ve buradaki beşeri faaliyetler sonucu oluşan atıkların maalesef herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan doğrudan Munzur'a karıştığını biliyoruz. Burada peyzaj düzenlemesi yapılacağına Ovacık'ta biyolojik atık su arıtma tesisi yapılmalı. Aksi takdirde Munzur Nehri'nin temel sucul ekosistemi bozulur. Bu akarsu içerisinde yaşayan endemik bir alabalık türü var. Yine bölgede su samurları var. Bu sucul ekosistem bozulursa bunlar da zarar görür. Yine bu suyun habitatı içerisinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki yaban hayatı faunası da bu sudan içiyor. Bu suyun kirlenmesi halinde onlar da ağır şekilde zarar görür. Son olarak şunu belirtmek isterim. Munzur Vadisi Milli Parkı gözelerinden itibaren, tabii gözeler Milli Park sınırları içerisinde değil ama gözelerden itibaren Dünya Kültür Mirası listesine önerilmeli. Bizler geçmişte bu konuda bir dava da açtık. Dava da devam ediyor. Buranın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması yerine burada çok sayıda tesis öngörülmesi, proje yapılması hem hukuka aykırı hem de insanlık vicdanına aykırı, dünya kültürel ve doğal mirasının korunması sözleşmesinin de ihlalidir. Bunu da bu şekilde belirtmek isteriz.